Sıradan müdahalenin odak noktası hemen şu anda bizim gösterdiğimiz, kameraman arkadaşım Hakan Demir'in gösterdiği Gökbel Dağlık arazinin diğer yamaçları, diğer sırtı ve bu yüzden de buradan tabii ki alevlerin ne aşamada olduğunu size gösteriyoruz. Çünkü bizim bulunduğumuz nokta Aydın Çine mevkii ilçesi ve Aydın Çine'deki son duruma baktığımızda şu anda büyük bir yangın olmadığını söyleyebiliriz. Ancak ekranlara gelen iki farklı bölge var ve o noktalardan da yoğun duman bulutları yükselmeye devam ediyor. Aslında sabahtan bu yana bizim en çok merak ettiğimiz bölgelerin başında geliyor bu duman bulutlarının yükseldiği bölge. Çünkü sürekli oradaki duman bulutu yoğunluğu artıyor. Her geçen saat daha fazla artıyor ve orası da Altınabat köyüne çok yakın bir nokta. Arada birkaç yüz metrelik mesafe var. Tabii ki köyle duman, yoğun duman bulutunun olduğu nokta arasında karadan ekipler konuşlanmış durumda. İtfaiye araçları, tankerler ve o duman bulutlarının altında yanmaya devam eden alevlerin köye ulaşmasını engellemeye çalışıyorlar ki geçtiğimiz saat dilimlerinde zaten bunu başarmışlardı. Alevlerin yerleşim alanlarına yaklaşmasının önü kesilmişti. Hala aynı durum geçerli ama her ne olursa olsun ekipler teyakkuzda durmaya devam ediyor. Yine de tedbiri elden bırakmıyor. Üç farklı nokta zaten Altınabat köyüne yakın bölgeler olarak dikkat çekerken diğer tarafta ise yine ufak çaplı duman bulutlarını görebilmek mümkün. Ancak şunu söyleyelim, Aydın Çin'de şu anda büyük bir yangın yok. Buna rağmen tabii gece saatlerinden bu yana devam eden alevler nedeniyle maalesef 500 hektarlık alan küle dönmüş durumda. Zaten çok da net bir şekilde görülüyor şu anda. Kameraman arkadaşım Hakan Demir sizlere gösteriyor. Toparlamak gerekirse Yatağan ilçesinde, Muğla'nın Yatağan ilçesinde başlamıştı bu yangın ve saatler geçtikçe Aydın Çin'e tarafına doğru ilerlemeye devam etmişti. Ancak tekrar şimdi rüzgarın etkisiyle geldiği noktada etkisini daha fazla hissettiriyor. Ve Muğla, Milas, oradaki son durumu Mikail Kurban